Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bu video hem portföy 2'ye katlama videosu olsun. 1900 ile başlamıştık. 3800'e 6 dolar kaldı. Bugün 148 dolar üstüne koymuşuz. Bir de genel olarak bir bakıyordum. Şu Win'i yakından takip ediyordum. O yüzden sık bakmak istedim. Win USDT. Ama birkaç fikir geldi de. Şu anda istediğim gibi gidiyor. Bakalım hedefe gidecek mi? Aklıma bir şey geldi. Bu alarmlar çalışmadığını söylemiştim. Telefona gelmiyor. Ama ben Investing'de alarm kurduğumda şey oluyor. Telefona alarm geliyor. Ona eminim. %100 geliyor yani. Alarmı Investing'e kuracağım. Nasıl kurduğumu göstereceğim. Birkaç tanesine kurar göstereyim. Daha sonra da zaten nerelere kuracağımı söylemiştim eski videolarda. Sadece nasıl kurulduğunu gösteririm birkaç enstrümanda. Ondan sonra videoyu kapatırım. Bir de şeyde satış yapmayı düşünüyorum BTT'de. Çünkü buradan BTT'ye bakarsak şu anda 140 dolar. Şu şeyi de açayım da bir saniye. Notlarımı. Evet, notları da açtım arkadaşlar. Şimdi BTT'de bir yarım sattım ya. Grafiğini açalım. Böyle aylık grafikte. Orta dirençte bir kere sattım. Şimdi ikinci de burada satacaktım. Asıl hedefim. Böyle bir günlükte baktım ama sanki hedefe gelmiş gibi gördüm. Gördünüz mü? Burada bir iğne atmış. Oraya yüzde kaç var? %14 kala geri düşmüş. O yüzden yine yarım satacağım bunda. Çünkü hedefe gelmiş olabilir. Bazen hedefi tutturamayabiliyorsanız bazı sapmalarla birden bodozlama aşağı da gidebiliyor. Bunu birçok kez yaşadım. O yüzden yine yarım satacağım. Riske girmeyeceğim. Çok ani bir düşüş olursa diye. Burada MOST'tan yine şöyle trend takip edeceğim. Şu indikatör kırmızı yaktığı zaman satış yapmayı düşünüyorum. Şimdi yarım satacağım. Sonra da trendi takip edeceğim. Şurayla mesela. Böyle çizebilirim. Şuranın altına giderse düşünmeye başlarım mesela. BTT'ye bakalım. Böyle şeyi açayım geleceğim. Alış satış yeri. Şimdi arkadaşlar bu BTT'yi açtığımda gördüğünüz gibi şurada iğneyi atmış ya. O beni tırstırdı işte. Beni tırstırmaya deni şu satıcılı bir iğne çünkü. Sonradan artıya çevirmiş ama biraz önce %10'du, %13 olmuş. Hemen yarısını satayım ne olur ne olmaz. Bir de millet çok coşkulu. Böyle coşkanlarında birden çöküş gelince sonra öldük bittik oluyor. Ben sata sata devam edeyim de. Evet sattım. Yarısını sattım bu arada. Aklıma bir plan daha geldi. Onu söyleyeceğim şimdi. Şu açılsın. Kontrol edelim. BTT 2 yarım sattım. Hatta şuraya 2'yi yazayım. Çok önemli değil de. BTT hedefe geldiği için buraya aşağı da ekledim arkadaşlar. Yani bunun da şu üçünün üç trend takibi devam ediyor. Şimdi bunları yine tekrar kontrol ederiz. Bakalım şunlar. Bunlara da alarm kurayım. Bak trend takibi için evet alarm kurmam lazım. Özellikle bunlara. Özellikle bunlara aşağıya alarm kurmam lazım. Bu videoda hepsini toparlayayım da netleştireyim. Bu alarm konusu çünkü çok canımı sıkıyor. Sürekli girip girip kontrol edersen psikolojim bozuluyor. Doğal olarak satsam mı alsam mı? Ekranı kapatmak istediğim için sadece alarma göre hareket etmek istiyorum. Tamam 70 dolar oldu şimdi. Cash'te 273 dolar oldu. 1273. Şimdi ne yapacaktım? Win'de bekliyorum. Win'e bir alarm kuracağım arkadaşlar. Win USDT. Burada Doji verdi ama umarım sert bir satış gelmez. Tek kalemde beklemeye çalışacağız. Bayağıdır da gidiyor ama bakalım. Yüzde kaç kalmış? 185. Şöyle bir şey yapacağım da. Çok da aç gözlü olmaya gerek yok. Mesela şurasını vermiş. %185 değil mi? Böyle yapayım arkadaşlar. %185.
Çok abartmaya gerek yok. %150'ye alarm kurayım diyorum. %150. Ondan sonra devamına bakarım. Biraz tırsıyorum çünkü. Böyle. 0, çift 0, 67, 0, 663'e bir alarm kurmaya çalışacağım. WinUSDT'de. Şöyle yazayım. WinUSDT. Umarım hepsi çıkıyordur burada. Binks diye mi geçiyor bu arada arkadaşlar? Bink diye geçiyor. Bink. Yavaş çıkabileceğim. Bink USD yazsak. Orada bulamazsam çok sıkıntı çekeceğim. Binks çıktı. Bu mu acaba? Bu değil. Bu değil. Burada da her şeyi bulamıyoruz. Sorun bu. Bin. Sadece bin yazınca ne çıkıyor? Bakayım şöyle. Yavaş yavaş bin. Links diye bir şey çıktı. Links. Links diye bir şey var mı? Links USDT. Link var. Linki de almamışız bak. Biliyor musun? Ving'i acaba listeye alsam mı? Biraz geç kalmışız Ving'e. Evet, şuraya hala gösteriyor ama kaç? %500, %400 gösteriyor. Çanak da yapsa. Burası. Buraya yüzde kaç var? Devasa bir şey var oraya ya. Kısmetimizde çıkmışken alayım mı acaba ya bundan? Çünkü yakın zamanda coin de bakmayı düşünüyorum. Mesela buradan şuraya yüzde kaç var? %400 var. Buradan buraya 30 kat var. Hatta şu ortasına bile atılabilir yani. Böyle. 300. Beş kat. Beş kat. Aradaki farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan 30 kat. Ama araya kar ala ala gidersen 5 kat 5 kat gidiyor. Gerçi onun hesabını yapmak lazım. Kaç para kazanılıyor? Aradaki fark çok mu devasa? Buradan sürekli tutup beklemekle yarısını satıp devam etmek arasındaki karı bir hesaplayacağım. Onu da başka videoda bir yaparız. Çok mu büyük fark var acaba? Buradan devasa fark gibi görünüyor ama 5 kat 5 kat. Tek kalemde 30 kat. Ama bir para olarak bir hesaplamak lazım onu. Şu Wing'i alayım bari çıkmışken ya. Ben de Wing var mı? Bir ona bakayım da. Wing. Evet, Wing yok. Ama hangisi bu? Fiyatı görünüyor mu? Fiyattan bulurum ben şimdi bunu. Wing USDT. 15 dolar alacağım bundan. 62.432 diyor arkadaşlar. Evet, aynısı. 62.432. Bu. Doğrudur. Şimdi şöyle tıklayayım. 15 dolar bundan alayım. Hareketler sert. Evet, aşağı düşmüşken yine şöyle birkaç kırmızıdan sonra bir yeşil daha belki yakabilir. Günlük grafik bu. Daha değil gibi. 15 dolar. Yükseğe basıyorum. 15.04 al. Hayırlı olsun. Bundan da aldım biraz. Ne yapıyorduk? Ne oldu? Yani alakasız bir şey. Aslında biraz coin aramak istiyorum. Çünkü nakit biraz çoğaldı. 1200'ler olmuştu galiba. 1250 dolar olmuş. Yani 15-15 atmak lazım aslında. Aslında artık 30-30 atmak istiyorum da. 15'ten biraz level yükseltmek istiyorum. Durum gayet iyi. Aslında tırsıyorum da. Çok olumlu bir hava var. Herkes kriptoya girdi falan. Ne olacak bilmiyorum. Bir düşüş bekliyorum ben, sert bir düşüş ama. Ben de 3'te 1 aslında nakitteyim. 1 bölü 3 nakitte sayılırım neredeyse. Yine de hepsini 30 dolar mı yapsam gibi bir şey geliyor aklıma yani.
Onu daha sonra düşüneceğim. Şimdi kontrol edelim Wing'i tekrar. Wing. Evet, 15 dolar aldım şu Wing'den. Problem yok şu anda. Tek problemim Wing'i Wing. K ile bu arkadaşlar. Wing'i Winvesting'de bulamıyorum. Wing yazdım mı hiç? Yok arkadaşlar, Wing'i bulamıyorum. Wing'i alan kuramayacağım. Çok üzülüyorum kuramadığım için de. Bunu o zaman her akşam bakacağım. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Telefonu alarm yok, bir türlü getiremedim. Gelmiyor. Burada alarm oluşturabiliyor muyum bir tane? Bir anlamı olmayacak ki. Oluştursam ne olacak? Investing'de hiç alarm kurmadım ki. Deneyim ama. Tek kurabiliyorsun Investing'de. Telefona gelmez muhtemelen. Burada 150'ye kuracaktım, değil mi? Şuraya kuracaktım. 0 0 0 66 0 792'ye kıracağız. Kesişme. Yukarı kesme olsun. Tamam, tek sefer. Oluştur. Kırmaçarşı bu alanı beklediğinizden farklı çalışabilir. Bunun nedeni logaritmik bir ölçeğe değil, doğrusal bir ölçeğe dayalı olmasıdır. Tamam, sorun değil. Ben logaritmikte baktım ama. Alarmlara şuradan mı bakıyoruz? 3 alarm mı kurabiliyorum bunda? Tamam, bunu aktif ettik ama telefona gelir mi? Hiç sanmıyorum telefona çıkacağını. Invest şey TradingView'in bildirimlerini de telefondan kontrol edelim. Belki düşer. Test etmek lazım geliyor mu? Ama başka coin'ler çıkar diye düşünüyorum. Hadi Wing çıkmadı ama en azından şu trendi takip ettiklerim var ya, bunların aşağı alarmını kurmak istiyorum. Hemen onları kuruyorum. Yapacağım başka bir şey var mı? Şu ilk 10 sıraya yine bir tekrar göz atarım muhtemelen. Onun dışında şey yok herhalde. Ama şey bir şey kalmadı. Hemen ilk önce şu trende bakarım. Ankara. Evet. Günlükte. Evet, yavaş yavaş süzülüyor bakalım. Buradan bir uçuş mu gelecek şuradaki gibi? 10 numara olur gelirse. Stopumu yükselteceğim. Çünkü ama tabii alarm gelirse de telefona muhtemelen bunu da bulamayacağım da umarım bulurum. Ankara USD çıktı. Ankara'yı buldum, hayret. Evet, çok güzel. Aynı grafik. Sorun yok. Ne diyor? 0.155. Evet. Bunu işte hepsini bulabilsem güzel olacak. Bunda alarm çalışıyor. Bundan net eminim ve telefona bangır bangır alarm geliyor. Çünkü bunu hisselerde kullanıyorum ben investing'i. Buna ne yapacağım? 0. 140 bin. Direkt 140 bin. Alarma basıyorum arkadaşlar. Böyle aşağı keserse, yukarı keserse bir şey var. Aşağı keserse diyorum. 0. Burası diyorum. 140. 1, 2, 3. 140 bin. Alarm kur. Kuruldu. Tamam. Bunu hallettim. Böyle 140 binde telefona geleceğini düşünüyorum. Şimdi diğerlerine hızlıca bakayım. HOT'la BTT. Bunlar da çıkacağını düşünüyorum. BTT, USD. Niye USD yazıyorum arkadaşlar? Çünkü USD Tether yazınca bir şey çıkmıyor. Onu biraz önce fark etmiştim. Aklınızda olsun. USD yazın. USD. Alarm kurmak isteyen varsa şeylerine. Tabii investing'i telefonla indirmeniz gerekiyor bu arada arkadaşlar. Telefona nasıl alarm geliyor diye sorabilirsiniz. Telefona indirmeniz lazım. Yine ayarlar kısmında telefon investing'in bildirimlerini hepsini açık tutmanız lazım. Güzel bir melodi falan. Güzel bir alarm koyabilirsiniz. Burada neye çıktı ama? Bakayım. Neyin anlamını bilemiyorum. BitTorrent açılırsa şurada. 0.106 BTT BTT. Fiyata bakalım.
Sıfır 106, evet. Bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Alarm kuracağım yer şurası. Çift 0 63 081. Alarma bastım. Bu için alarmı birlikte kuralım. Aşağıda zaten, evet. Çift 0. Çift 0 dedim. 63 081. 63 0 81. Tekrar kontrol edeyim de. Çift 0 63 0 81. Çift 0 63 0 81 altına giderse bas. Tamam. Hadi. Hadi canım. Tamam, bu da oldu. Şimdi bir de hot mu var? Bir de hot'a kuralım. Hot USDT. Yavaşladı bir anda. Mıngır mıngır gidiyor bu da ama. Evet, hedefimi geçti hot. Yarım sattık, iyi oldu. Hot'tan hala beklenti var. Hot'la BTT'den de bende biraz abartılıyor. Gerçi burada hedef şurayı gösteriyor. Ben biraz aşağı kurmuşum. Yok yok, aşağı kurmadım. Şu trendi koyduğum yer, pardon. Mor olduğu için burası destek direnç değil. Şeyi açmam lazım. Stopumu yükselteceğim. Dedim ya, fiyat yükselirse stop yükseliyor. Şunu şuraya alacağım. Fiyatı takip ediyoruz bu şekilde. Bunda da karlarımı aldım. Yani bu üçünde normalde şu anda karlarımı aldım. Hedefime geldim. Sadece trendi takip ediyorum. Yükselişten faydalanmak için. Yüksek, yani sonuçta uzaya gidecekse de birlikte gidelim, sorun değil. Ama sata sata gidiyorum. Çünkü fiyat yükseldikçe risk artar. Alıp sonuna kadar tutmak her baba yiğidin harcı değil ki. Ben bu konuda kendime çok güveniyorum. Biraz iddialı olacak ama ben tutamıyorsam birçok kişinin tutabileceğini de sanmıyorum. Kimse böyle kolay kolay 1000 kat gitmesini, bir hisseyi sanmıyorum tutabileceğini, yani çok nadir olur. Bu yavaş yavaş satma olayı biraz mantıklı geliyor bana. Hoşuma gidiyor. Şu anda aslında durumdan tamamen memnun olduğum için bir sıkıntı yaşamıyorum. Hani bunun ileride başka bir versiyonu yaparsam uzun vadeli, bir de hani al hiç satmadan tut. Bu versiyonu da daha sonra deneyebilirim. Bir bakalım bu seri sona erer mi? Belki bu seriyi hiç sona erdirmeden 1000 bölüm falan çekebilirim. İleride geçmişe bakıp hani belki ulan niye hiç almadan tutsaymışım, belki milyonlarım olacakmış gibi bir muhabbet de olabilir. Öyle bir durum olabilir. Onunla karşılaşacağımı da düşünüyorum aslında. Satasıda gidiyorum ama sonuçta şunu diyecektim. Sonuçta satasıda gitme nedenim şu. Sonuçta benim de bir ihtiyaçlarım oluyor değil mi? Hayatta yaşıyoruz. Bir şeyler alıyoruz. Bir şeyler satıyoruz. Ne bileyim. Alıp 10 sene bir şeyi beklemek de çok kolay değil. Bu arada yaşamımızı da idame ettiriyoruz. Tabii bunlar birikimlerimden olan paralar. Şu anda ihtiyacım olmayan parayla ben her zaman işlem yaparım ama ne olacağı hiç belli olmaz. Sen tutarsın tutarsın, bir anda ihtiyacın olur. Ya da bazen de kendini mutlu etmek gerekiyor. Bunu bazı profesyoneller de söylüyor ki ben de katılıyorum. Ara ara kar alın. Hatta bu aldığınız karı nakit olarak elinize alın diyorlar ki parayı hissedin diyorlar. Yani orada hesapta sayı olarak kalmasın. O zaman bir şey hissetmezsiniz. Ben yani ara ara çekerim mesela. Bankaya gönderirim. Ne bileyim, bir şey alırım. Yemek yerim. Bu parayı kullanıp onu o hazla yaşamanız lazım ki kendinizi iyi hissedin. Yoksa böyle ekranda sayılar değişiyor. Hiçbir anlamı yok yani. Çok onu yaşamanızı tavsiye ederim. Ara ara kar almak güzeldir. Bu şekilde şu anda memnunum. Hot USD var mı bakalım. Tamam, bu da var. 0.27.29. Tamam, doğru. Şuraya alarm kuracağım. 0. Bunda niyeyse bütün haneleri yazmamış. Ben de ona göre yazarım. 0.18.16 yazacağım. 0.18.16. 0.18.16. 18-16 da bayağı aşağıda fark ettiyseniz. Yani biraz zarar etmiş olacağım kardan düşerse oraya. Yüzde kaç aşağıda olduğuna da bakabiliriz yani. Çünkü trendi takip etmek böyle bir şey. Bir riske girmen gerekiyor. 0.18-16 dedim değil mi? Çok aşağıda yani. %33 aşağıda arkadaşlar. Yani buradaki zararı göze almışım demektir. Trend takip etmek böyle bir şey. Bununla ilgili bir kitapta bahsediyor da. Gerçekten iş çok psikolojik.
Bir adama parasını yönetmesi için profesyonele parasını veriyor işte birisi, iş adamı mı ne? Aldığı paradan, verdiği parayla, yani sayıları biraz kafadan sallayacağım ama olayı anlayacaksınız. İşte 50 bin dolar kar yapıyor, sonra biraz daha bekliyor, 100 bin oluyor, 150 bin oluyor, en son 220 bin kara kadar çıkıyor. Adam mutlu tabii. Ondan ne yapıyor? Adama geliyor bir süre sonra. Adama 90 bin dolar veriyor. Diyor ki işte 90 bin dolar da pozisyon kapandı diyor. Adam sonra bunu haberlere yaymış. İşte bilmem ne işte 200 ne diyeyim yani, hadi 190 bin olsun. 190 binler 90 binler gitti ya. İşte 100 bin dolar zarar yaptırdı bilmem şu adama diye. Çünkü kardan zarar oldu ya, onu zarar olarak görüyor. Normalde 90 bin karla veriyor. Bir süren stop böyle bir şey. Yani trendi takip etmek. Şurada trendi takip etme. Normalde şu kısımda fark ettiniz mi? Bakın trendi takip etmenin avantajı şu. Şurada çok büyük bir çıkış olmuş. Böyle ha. Mesela şurada şöyle bir gidişte stop olabilirsiniz belki, ya da şöyle bir geri dönüşte. Ama burada trendi takip ettiği için geri çekilmelerde stop olmuyor. Evet, biraz zarara gidiyorsunuz. Yine şurada fark ettiyseniz, böyle bir sileyim. Şurası daha iyi örnek olacak arkadaşlar. Şura, bakın. Şuradaki tepe var ya. Şuradan bakın %46 bir düşüş olmuş. Neredeyse %50. Ama indikatör, mesela trend takipçisi, burada stop olmamış. İşte olay bu. Eğer bu fiyat şurada 2 bar daha aşağı gitseydi, burada zararına, yani kar aldık. Zaten karda kapatmış pozisyonu da normalde, bakın. Şurada al vermiş. Şurası kırmızı. Şurada al vermiş. Şurada 4,5 kat gitmiş. Şurada 2 kata düşmüş. Arada çok büyük fark var bak. Burada bir iki bar daha kırmızı verseydi %200 karla pozisyondan çıkması gerekiyordu normalde bir teknik analizcinin. Ama burada stop vermediği için, fark ettiyseniz, buradan hop bir 10 kat daha gitti. Fark ettiniz mi? Ama normalde böyle sadece fiyatı izleyen bir arkadaş şuradaki şu 2 barda kesin satıp çıkardı. Ondan sonra da bunu takip etmeyeceği için şuradaki %10'luk şey, %10 nereden çıktı? 10 katlık yükselişi kaçırırdı. İşte teknik analiz burada çok işe yarıyor. Bazı riskleri göze almanız gerekiyor. Bu yüzden burada trend takip ediyorum. Şuradaki %30 kaybı göze aldım. Zaten bundan çok kar yapmışım yani. Artık yüzde kaç kar yaptığımı tabii hesaplayamadım da. Olayı anladınız değil mi? Trend takibi bu işe yarar. Büyük düşüşler olmasına rağmen bazen stop olmayabilirsin ama %30 mesela stop olmayacağım ama %40'a indiğinde stop olacağım. Böyle bir riski de var teknik analizin. Tek dezavantajı, ilk aldığın anda bunu yaşarsan çok büyük kayıp yaşayabilirsin. O kadar şanslısın. O yüzden ilk alım yeri teknik analizde çok önemlidir. Gerçekten ucuz bir fiyat alman lazım ki. Mesela buradan buna şu anda ben girmem. Çünkü zaten artık karlarımı almışım. Bir de aylık grafikte baktığımda gördüğünüz gibi uzaya gitmiş. Daha gitmez demem. Kripto kanalı da eleştirdiler. Twitter'da da ben ona katılıyorum yani. Diplerde şuralarda coin varken neden tepedeki bir coin'e atlayalım ki? Hala HOT, BTT şu anda hala çok popüler ve BTT ile HOT'a kötü bir şey söyleyenleri linç ediyorlar sosyal medyada. Nedenini anlamıyorum. Sonuçta grafiğe göre baktığında evet projesi çok güzel olabilir. Projesine bir şey diyemem de. Özellikle borsada yeni olan insanlar bu şeyi anlamıyor. Proje dünyanın en iyi projesi de olabilir de RSI 95'e gelmiş arkadaşım bunun yani. RSI dediğin şey en fazla 99'u görüyor zaten. Bu arada ben RSI 99'u falan görürse de tamamen çıkış yapabilirim. Çilizde o olmuştu çünkü. Bakalım şu çizi, merak ettim ya. Çizide tahminimiz doğru çıktı mı? Çizide tamamen çıkmıştım çünkü. CHZ miydi? Nasıl yazılıyordu? Çünkü son zamanlarda çizide küfrediyorlar. Bakayım, merak ettim durumuna. Evet, tam düşündüğüm yer. Hatta şunu ha, gerçi bunda hedef yoktu. Hedef yoktu. Ben bunu RSI'ye göre satmıştım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız o videoyu rahat bulabilirsiniz. Hiç numarasını hatırlamıyorum ama şurada 99'u görmüştüm. Tam da yerinde sattım. Dedim ki RSI 99'a geldi. Ben burada satacağım dedim, sattım. Düşündüğüm gibi oldu. Yani 99'un üstü yok zaten yani. Her zaman da 99'u görmezsiniz. Yani haftalıkta kaçı görmüş en fazla? Haftalıkta 98'i görmüş arkadaşlar. Yani bunlar çok normal satış yeri ama bakın şimdi haftalıkta şöyle bir geri çekilme var. Böyle yeni bir yükseliş dalgası olma ihtimali var. Teknik analizde bu her zaman olur ama aylık grafikte baktığımızda
Artık bir tane kırmızı uzun aşağı bar olması lazım. Şöyle barlar hiç gelmiyor yani. Birçok coin'de hep yeşil yeşil yeşil. Yani Bitcoin'i kaç kere açtık daha önce arkadaşlar. Biliyorsunuz. Baksanıza arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yeşil bar. Daha önce 7 tane yeşil bar yapmış mı arkadaşlar? Bitcoin tarihinde 1, 2, 3, 4, 5 yapmamış arkadaşlar. O yüzden diyorum yani. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir coşku var. Evet. Bizden de çok fazla Bitcoin alanlar var. Kriptoya yatırım çok. O yüzden yatırımcı çok geldiği için bir daha da gidebilir. Ona da bir şey diyemem. Çünkü alıcı varsa, bir şeyin alıcısı varsa sürekli yükselir. Ama bu alıcı eninde sonunda bitecek yani. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Artık babaanneler de coin almaya başlayınca bitecek herhalde. Çünkü artık dayılar teyzeler sormaya başladı Bitcoin falan. Bilmiyorum yani daha nereye gidebilir bu haber. Kediler falan alacak herhalde artık bilmiyorum yani. Artık duymayan kalmadı. O yüzden biraz da tedirginim. O yüzden biraz sata sata gidiyorum. Büyük bir düşüş bekliyorum. Ben bekliyorum diye düşüş olmayacak bu arada. Yanlış anlaşılmasın yani. Kimse bekliyor diye düşüş olmaz ama ben bir düşüş olması gerektiğini düşünüyorum yani. Çünkü eski fiyatlara baktığında sürekli yeşil olan bir aylık ilk defa rekor kırıldı yani şu anda. Tarihi bir rekordayız. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Trendi takip ederek gidiyorum mesela. Günlükte durum ne mesela? Bitcoin'de. Al sat vere vere gidiyor. Silkeleme diyebiliriz bunlara ama burada yapacak bir şey yok. Ya gerçek bir teknik analiz zaten şunu yapar. Burada sattı ya. Yeşil yakınca geri alması lazım. Aslında böyle yani. Kırmızı aldın. Ayrıl değil. Kırmızı yapınca satıp bekleyeceksin. Takip edeceksin. Yeşil olunca bir daha alacaksın. O şekilde para kaybetmen imkansız. Mesela burada yükselişte 10 bin dolardan beri 33 bin dolarda sat vermiş arkadaşlar. %200 koymuş burada mesela. Gördünüz mü? Burada geri aldırmış. %40 burada koymuş. Hadi en dipte sattık diyelim. Hani en kötü yerde sattık. %10 burada vermiş mesela. Tamam şuradaki %20'yi yakalayamıyorsun %25'i ama zararda satmıyorsun yani. Çok nadir zararda sattırır. Günlük grafikte iyi çalışır Most mesela. Şu anda yine yeni bir sat ve şey yeni bir al vermiş. Yeni derken 31 Mart'ta bir al vermiş. Trend şu anda devam ediyor mesela indikatöre göre. Ama mesela 55 binin altı biraz sıkıntı diyor 56 binin altı. O şu anda 58 bin yani şurada da şu %5'lik düşüşü riske almak gerekiyor mesela. Böyle. Başka bakmadığım kaldı mı? Ankara Hot BTT. Ankara Hot BTT. BTT, USD. BTT'ye kurdum mu hatırlayamadım ama hızlıca bir bakayım. BTT, USDT. BTT'ye kurdum. Ot. Ota kurdum. Tamam. Ankara. Ankara'yı da kurdum. Değil mi? Evet 140 bin yazmıştım hatta. Tamam. Üçüne de kurmuşum arkadaşlar. Şu ilk ona bakayım mı diyeceğim ama video çok uzamasın. Yazın yarım saat oldu. İlk çok önemli değil ya şu anda. Sıralamayı değiştiyse sıralamaya bakacaktım da şurada. Sıralamayı şöyle göz ucuyla bakayım yeni giren bir şey var mı? Neo var mıydı sırada? Var. Neo varmış. Değişik bir şey göremedim ya. Yeni bir şey yok. Bitcoin Gold geliyor aşağıdan ama yok. Yeni bir şey girmemiş. Liste hemen hemen aynı. Win biraz fazla şişti. Yani bayağı iyi kazandım Win'de. Bu arada evet 3800'ü gördüm arkadaşlar. İyi, bu videoya denk gelmesi çok iyi oldu. 1900 ile başladı ilk video. İlk videoyu da videonun sağ üst köşesine eklerim muhtemelen. Baştan izlemek isteyen olursa. Ama çok uzun yani. Dayanabilir misiniz? Bazı videolar 1 saat falan. Ama genel olarak hani nasıl alım satım yaptığımı izlemek isterseniz. Bu başarı mıdır? Başarı değil. Zaten boğa sezonu var. Muhtemelen benden çok kazanan çok insan oldu. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım şu. Ben büyük bir düşüşte çok az etkileneceğim arkadaşlar. İnsanlar mesela bir tane coin alıp basıyor. Çok büyük paralar kazanmış olabilir ama eninde sonunda o insanlar ya bu istatistik olarak hesaplanmış bir şey arkadaşlar. İstatistik olarak hesaplanmış bir şey.
Yavaş konuşayım biraz. Şimdi adam alıyor, tek coin'e basıyor. %200-300 gider mesela. 1000 dolar basan biri 3000 dolar yapar, 2000 kar yapar. Yani ben bu kadar uğraşmama rağmen portföyümü 2 kat arttırdım, zar zor arttırdım ama elimde çok coin olduğu için ani bir düşüşte ben çok az zarar yapacağım. Öyle düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda 3'te 1 de nakitteyim yani. Full malda da değilim. Sata sata gidiyorum. Ben zaten 1900 dolarla girdim arkadaşlar. Yani şurada 650 mi? Evet. Şu anda 650 dolarlık bir satış yapsam, hepsinden yarım yarım bile satsam buradan 650 gelir zaten. Yani 2000 dolardan fazla maldayım bak. Yarısını satsam zaten 1000 dolar buradan gelecek. 2250 dolarım olacak. Yani 2000 yani hadi 1900 dolar nakide geçsem bile geri kalan karımla bile hareket edebilirim. Zaten 1900 dolarla başlamıştım. Burayı 1900'e çekip devam edebilirim yani tercih meselesi. Şu andan itibaren benim zarara geçmem aşırı zor yani. Ben zarara geçersem tek coin'de birkaç coin'de olanlar bayağı bir zarara geçer yani. O yüzden ben böyle dengeli birçok coin'le gitmeyi tavsiye ediyorum herkese. Sadece şu konuda bir eleştiri almıştım bir videoda. O doğru olabilir. Ona bir şey diyemem. Bende 40-50 coin var galiba. Saymadım ama şöyle bir geriye gidersek. Üçüncü sayfada var. Evet, üçüncü sayfada var. 4. Dördüncü sayfada bu arada tordan batmışım ha. 15 dolar aldıysam. 9 dolara düşmüş. Evet, başka yok. Bir de bunlar hediye gelmiş galiba. Çözemedim. Böyle bir şey. Ya da bunu batırmış olabilirim arkadaşlar. 15 dolar olduysa efsane batmışım. Neyse, onu da bakmış olduk. 15 doların altında olanları da sayayım gelmişken. Hiç hareket etmeyenler diyebiliriz bunlara. DRX, Atom bunlar sıradan bakabilirsiniz. 15 dolar şurada yazıyor. Dodo hiç gitmemiş. Sushi gitmemiş. Bake. Bizi satmıştım. 15 dolar bıraktım. Bakın zarar etmişim yine de. Bayağı. Yüzdesi olarak hesapladığımda bayağı bir zarar etmişim. Yani 15'ten 11'e düşmesi yüzde kaç olur bilmiyorum da. %30 falan var herhalde. BNB. O bulundurduğum bir şey, bundan zarar etmedim muhtemelen. Şundan en çok zararı bundan almışım galiba. Ben bundan 15 dolar aldığımı hatırlıyorum. Eski coin yoksa benim eski coin'im mi hatırlayamadım ama 9 yazıyor. Neden 9 anlayamadım. Çözemedim. Durum bu. Ha, eleştiri diyecektim. Sadece hani beni 40'ı falan çok bulanlar var. 20 coin olabilir, 10 coin olabilir. Ama bence 3 coin falan az. 1 zaten yanlış bana göre. Benim yatırım stratejim bir tane coin'i alıp voleyi vurma düşüncesi bence çok yanlış bir düşünce. Ama genel olarak ben 10 ve üstü derim. En azından 10 tane olmalı bence ki. Ama mesela ben de 10'a falan düşürebilirim. 10 ya da 20'ye, çünkü az coin'i takip etmek de kolay. Çok olunca alarmlar çalışmazsa çok büyük karlardan zarar yapılabilir yani. Belki aşağılarda ben neler oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Burada ilk sıraya geçiyorum ya. Ben şu anda fark ettiyseniz 100 doların üstüne geçenlere bakıyorum. Belki aşağılarda böyle çok büyük karlar alıp ya da ben gece uyurken 100 dolara gelip 50'ye düşen oluyordur. Bilmiyorum ki. Takip etmesi bayağı zor. Onun dışında hisseleri alıp sattığım için az coin olursa takibiniz kolay olur ama dediğim gibi tek 3 falan bunlar bana uymuyor yani. Bana pek uyan bir şey değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.